Nereden çıktın hayatıma ya? Abbu! Hoş geldin kızım. Hoş bulduk Nuri babacığım. Sizi Buket arkadaşımla tanıştırayım. Kendisi de benim gibi manken olur normal olarak. Merhaba. Öyle mi? Çok memnun oldum Buket Hanım normal olarak. Ben sizi daha yakından tanımak, hem de çok daha yakından tanımak isterim. Örneğin burcunuz ne? Yükseleniniz ne? Uğurlu taşınız, uğurlu sayınız ne? Mesela benim uğurlu yükselenim, ay pardon, uğurum herhalde sizsiniz Buket Hanım. Ne kadar güzelsiniz. Ay biz sınırlaşmasın ya pampiş ya. Buket ehliyet kursuna gidiyor. Direksiyonda çok zayıf normal olarak. Hatta direksiyon yerine vites tutuyor ya. Ben de vitesi tutuyor deyince. Aşkım ya, öyle şakacılar işte. Yani bu kez direksiyon dersi almak istiyor. Kim vermek ister? Ben veririm yani. Ben rahat rahat verebilirim. Ben şey yaparım yani. Bu keçimi sen seç normal olarak. Orada kitap okuyan beyefendiden ders almak isterim. Ay Emre Pampiş, bu kez Pampiş seni seçti. Yani direksiyon dersini sen vereceksin. Kusura bakmayın, çok isterdim ama finallerim var. Çok yoğunum, veremem. Tamam, o veremezse ben verebilirim. Ben hem çok güzel veririm, ben ayrıca 7-24 boşum Buket Hanım. Ben veririm, ben 7-25 boşum. Hatta ben para istemiyorum, üstüne para veririm. Çünkü ben çok iyi direksiyon, değil mi Nur babacığım ya? Hayır, ben Emre Bey'den ders almak isterim. Emre oğlum, kırma kızı ya. Ya günde bir saat ders vereceksin. Derslerine mani falan olmaz hadi. Ama baba. İtiraz istemiyorum. Peki tamam. Çok sevindim, bugün derslere başlayabilir miyiz? Neden olmasın? Tabii. Buyurun. Nuri babacığım, ben de Merve'leri bir yolcu edeyim, gelirim. Görüşürüz Nuri babacığım. Sanki çok. Baba, benim de önemli bir işim vardı. İzin olursa ben de halledeyim de geleyim. Geç kalma. Tamam ya, söz kalma. Gözünüz hep ileride olsun bu kedi. Arkayı da aynalardan kontrol edersiniz, tamam mı? Tamam Emre Bey. Devam edelim böyle. Hoş geldin İpek Hanım. Hoş geldin. Emre yok mu? Vallahi Emre yok ya. O direksiyon dersi vermeye gitti. Yani şu an ders veriyor. Aa aşkıma bak ya. Biraz daha para kazanabilmek için ek iş yapıyor demek. Ya hep söylüyorum arkadaşlar. Benim aşkım çok çalışkan, çok. Tabii canım. Yani İpek Hanım kolay mı? Hem tıp fakültesinde okuyun, hem taksiye çıkıyın, hem özel direksiyon tersi veriyin, hem de senin nazını çekeyim. İpek'cim yani sen şimdi bu Emre'nin özel ders vermesine karşı değil misin? Niye karşı olayım ki Arif, yani o da bir iş sonuçta. Yani hem taksicilerin direksiyon dersi vermesi çok normal. Trafiği en çok onlar biliyor ama değil mi? Yani. Ya benim aşkım ekmeğini taştan çıkartıyor. Helal olsun ona yani. Evet taştan çıkarayım. Aa bak geldiler Emre'cimler de. Pampişler hoş geldiniz. Bu kız kim ya? İşte Taş, aman ders verdiği hanımefendi. Ders veriyor işte, ders verdiği kız. İnanmıyorum ya, buna mı ders veriyor Emre? He ona ders veriyor. Teşekkür ederim hocam. Abi öptüm, baksanıza. Ne oldu İpek Hanım, kıskandınız mı Emre'yi yoksa? Biraz önce karşı değilim falan diyordunuz. Ne oldu yani, fikir mi değiştirdiniz? Hoş geldin aşkım. Ne oluyor ya? Sana sormalı ne oluyor diye Emre. O kız kim? Direksiyon dersi verdiğim öğrencim. Ne oldu ki? Ya böyle öğrenci mi oldun manken gibi? Gibisi fazla zaten. Buket manken Merve'nin arkadaşı. Derhal bu dersi bırakıyorsun Emre. Ya gitsin Osman Aga'dan, Sinan'dan falan ders alsın. Senin sınavların var. Derslerine yoğunlaş. Yani. Canım saçmalama. 3 günlük ücreti peşine aldım. Yarı yolda bırakamam. Ya boşu boşuna kıskançlık yapıyorsun İpek. Ben mi kıskançlık yapıyorum? Saçmalama. Ben kendime güveniyorum bir kere. Güven ama bana da güven. Ben senden başkasına bakar mıyım hiç ya? Öyle deme İpek'ciğim. Emre öyle bir çocuk değil. Bir kere seni çok seviyor. Bakışlarından anlamıyorsun. Emre'nin aşkından hiçbir zaman şüphem olmadı zaten Elena abla ama... Kız da çok güzel, ne bileyim ya gönlü kayarsa diyorum. Yok artık. Sen doğru düşünüyorsun İpek'ciğim. Erkek milleti değil mi? Hepsi aynı bunların. Hele bir kadın gözsüzsün, doğru peşine takılır, sana da boynuzu bir güzel takar evladım. Ya anne bir günde yangına körükle gitme, ben dişimi kıracağım ya. Allah Allah, niye bütün erkekler aynı olsun, niye böyle diyorsun? Ay valla Gülbin ablam haklı. Yani Emre öyle bir çocuk değil, bizim İpek'imizi üzmez. Valla ben gerçekleri söylüyorum.
Ona göre önlemini alsın, Emre'nin ipini sıkı tutsun. Yoksa bunun gibi boynuz manyağı olmasın. Ha, Emre bitti, şimdi sıra Sinan'a geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Bir kere İpek'cim, sen sadece Mert Hanım'a bakma. Her erkek bir değildir. Emre çok düzgün, beyefendi bir çocuk. Hem kendini hem Emre'yi üzersin. Sonra ilişkiniz bu yüzden zarar görür. Ve mi? Seven erkek aldatmaz. Ah, ne kadar anlamlı bir söz. Sinan da öyle tabii, seni çok seviyor ama her gün aldatıyor. Sen kafayı Serzement Hanım Sinan'a takmışsın. Sinan ne yapsa sana yaranamıyor. Ama hiç olmazsa şu kızını üzme. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar tabii. Anneciğim, seni değil dokuz köy, 99 köy olsa kovar. İşin gücün ortalığı karıştırma. Emre hocam, sizin için uygunsa bugün bir ders daha yapalım. Sonra benim bir katalog çekimim var. Yarın devam ederiz. Tabii, neden olmasın? Merhaba Emreciğim. Ya ne diyorum biliyor musun? Böyle vizyonda çok güzel bir Türk filmi varmış. Hem böyle duygusal hem komedi tarzında. Eski Türk filmleri tadında. Ne dersin, gidelim mi? Canım çok isterdim ama Buket Hanım'la direksiyon dersim var. Başka gün gideriz. İyi. Size Buket Hanım'la mutluluklar dilerim o zaman. Bu kız kim Emre hocam? Kız arkadaşım İpek. Kusura bakmayın, biraz kıskançtır da. Çok normal. Ben olsam ben de kıskanırım. Bakalım ne haltlar karıştırıyorsun Emre beni. Ama çok tatlı kızmış. Çok şanslı adamsın. Allah Allah. Ne yapıyor bu ya? Sizin arabaya mı biniyor, bana mı öyle geldi? İnanmıyorum ya. Bu kadar da kıskançlık olur mu artık? Buket Hanım, sizden bir şey rica edeceğim. Gelin İpek'e güzel bir ders verin. Her türlü derse hazırım. Ne yapacağım? Tamam mı? Tamam, süper. Buyurun Buket Hanım. Tebrik ederim Buket Hanım. Gayet iyi gidiyorsunuz. Aa, öyle hanımlı beyle konuşmayalım. Daha samimi olalım Emre'cim. Buket'cim de bana. Hatta istersen pampişim bile diyebilirsin. Ne oluyor be? Daha ilk günden ne bir samimiyet? Bu kızın Emre'de gözü mü var yoksa? Hele öyle bir şey olsun, gözünü çıkartırım valla. O zaman biraz da vites çalışalım. Şimdi ikinci vitese geçelim pampişim. Oh, Emre Bey de dünden azarmış samimiyeti. Şu lafları bak, lafları pampişmiş. Şimdi ikinci vitese geçiyoruz Buket'ciğim. Ay bu ne ya? Resmen el ele tutuşuyorlar. Ha, saçlara dikkat edelim. Görüş açımızı kapatmaz. Oh maşallah. Resmen yeni bir aşk doğuyor aralarında. İyi ki arabaya binmiştim de her şeyi gözümle görmüşüm. Alçak Emre. Hemen kızın yörüngesine girdi. Emre'cim, benim karnım acıktı. Sen ne alemdesin? Ben de çok acıktım valla. Gidelim güzel bir restorana, şöyle baş başa romantik bir yemek yiyelim. Ne dersin? Sıkılmayın inşallah. Demek beni boynuzlarsın ha? Böyle direksiyon dersi bahanesiyle kızlarla flört ediyorsun. Size de yazıklar olsun Buket Hanım. Sanki erkek kalmamış gibi benim erkek arkadaşıma sarkıyorsun. Ya siz ne halt etmeyi gülüyorsunuz ama? Canım biz sana oyun oynadık. Ne oyunu? Emre senin arkaya gizlice bindiğini gördüm. Benden de sanki çok samimiymişiz gibi rol yapmamı istedi. Neden? Amacım seni saklandığın yerden çıkarmaktı. Yani şimdi sizin aranızda hiçbir şey yok mu? Tabii ki yok. Zaten ben nişanlıyım. Bak yüzüme. Ya ben ne diyeceğimi bilmiyorum gerçekten. Ama iyi oyuna getirdik değil mi seni aşkım? Alacağın olsun Emre ya. Abilerim, ablalarım, Türkiye starını seçiyor. Bu yarışmanın birincisine albüm yapıyoruz. Bravo. Sağ ol. İsim soyisim alayım. Ne haberler, nasıl gidiyor? Paraları topluyorsunuz mu? Her şey yolunda abi, her şey yolunda. Bana bak, sen bu yarışmada birinci olmak ister misin? Herhalde birinci olmak isterim abi. Ben bu rekaset yapmaya geldim. Aferin. Ben senin gibi hedeflerini belirlemiş, geleceğe göre insanlardan, gençlerden çok hoşlanırım. Bana bak, benim adım Kaya, Sinan Kaya, memleketim Kartal Kaya. Geldim buraya Kaya Kaya. Ben bu yarışmanın organizatörüyüm. İstersen seni birinci yapabilirim. Ciddi misin abi? Tabii ciddiyim oğlum. Jürideki bütün üyeleri tanıyorum. Ben ne dersem onu yaparlar. Bir el hareketime bakar. Yalnız bu iş için biraz para lazım. 500 lira kadar. Abi, beni kesin birinci yaparsın değil mi? Tabii yaparım oğlum, dedim ya, jürideki herkesi tanıyorum. Ver bak, onu da alayım. Bana bak, güzel kardeşim, yalnız kimseye söyleme, olmaz mı? Aramızda kalsın yani. Tamam abi. Hadi
Aferin varlık. Biz hazırız Sinan kazanım. Hoş geldiniz. Çok iyi hazırlanmışsınız.